Herkese selamlar dostlar. 7 ve 8 Aralık 2021 Şampiyonlar Ligi iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 8 adet mücadelem var. Videonun sonunda 2 güne yayılmış. Bir tane bugünden bir tane de yarından. Yani 2 günlük bir Şampiyonlar Ligi mücadelesi kombinesi de göreceksiniz arkadaşlar. Bir adet kombine vereceğim. Ondan önce hızlıca başlamak istiyorum. Sizlere bir adet skor sormak istiyorum. Ödüllü Telegram grubumuza ödüllü olsun. Ödül de 60 TL'lik miktarda. Hem ana Telegram grubumuza hem de yüksek oranlı Telegram grubuna girmek olsun. Tahmin yarışmasıdır arkadaşlar. Dortmund'la Beşiktaş mücadelesinin maç skoru ne olur? Yarın oynanacak bir mücadele. Yorumlarınızı, tahminlerinizi yoruma yazabilirsiniz. Katılacaklar herkese bol şanslar dilerim. Şimdiden geçiyorum. Şimdi hafta sonu raporuyla başlamak istiyorum. Bazıları diyor yattığın zaman söylemiyorsun diyor. Ben hiç öyle bir şey yapmadım. Her zaman söylüyorum. Instagram'da da paylaştım. Cumartesi çok çok iyi geçmişti. Gördüğünüz üzere her türlü katıl kombini, YouTube kombini olsun ve 11'de 9 yaptık. Çok güzel geçti. Fakat pazar günü bir o kadar da kötü olduğunu söyleyebilirim. Fakat giden maçlara baktığımız zaman da Fenerbahçe maçı 8 kornerde kaldı. Bodo maçı 90 +3'de gol yedi. Molde 89'da gol yedi. Maçı 1-0'da kaldı mesela 8 maçtır ilmeyen Hamburg elindi Bence analizlerde bir sıkıntı yoktu Dün geneline baktığımız zaman da zaten Dünya geneline baktığımız zaman zaten yani Çoğunlukla %75'in Kaybettiği bir gün oldu Yapacak bir şey yoktu bu şekilde geçtik Fakat biz telafi ettik nasıl telafi ettik Yine ekranda gördüğünüz üzere canlı maçlar var e, editor arkadaşlarımız olsun ben olsun grupta iyi işler çıkarmaya çalışıyoruz. Oranlara baktığımız zaman da dün verilen canlı maçlar arkadaşlar bunlar. Yatanlar da var ama yatanların oranı da 1.95-1.80 e, Öyle söyleyeyim sizlere. Sampdoria'nın golüne 450 TL Bilal arkadaşımız yaptı zaten. Bu canlı bahisleri ev sahibi 0.30-1.80 Burada Lazio takımı kırmızı kart görmüştü. Kasa giriyorum diyerekten de gruptaki arkadaşlara da söyledi zaten 450 TL gibi bir miktar basmış. Kendi de iyi bir şekilde kazandı. Kadiz'in atacağı bir golün 1.85 oranı vardı. Geldi. Nice mücadelesi 1.5 üst oldu. Güzel bir şekilde geldi 1.65'ten. Bologna mücadelesinde ilk gol deplasmandan bekliyorduk. O geldi. Juventus'un üstü gelmedi. 2-0'da bitti. Leicester mücadelesi de 3.5 üst dakika 80'de falan girdik zaten. Belki gelir diyerekten o gelmedi. Bunlar da böyle geçti. Ve ekranda rolling çalışmalarını görüyorsunuz. Rolling çalışmaları da güzel gidiyor arkadaşlar. Şu an 3 tane rolling çalışması yaptık. Ve oranlarını bakmak isteyenler varsa Bakabilirler. 154.170 korona bastık. 264 TL gibi bir miktar aldık. Onu da gittik. Atalanta mücadelesine bastık. Atalanta mücadele 3-2 kazandı. 500 küsür lira 3 rollingde 100 lirayla başlanmıştı. 3 rolling'den para yaptık. Değerlendiren herkese tebrikler diyelim. Katıl grubunda yaptığımız bir rolling çalışmasıydı bu. Katıl grubundaki rolling çalışmaları bu şekilde devam edecek. Güvendiğimiz maçlardı arkadaşlar. Ondan dolayı ilerledik. Hatta isterseniz katıl grubunu da ben şöyle göstereyim sizlere ekrandan. Verilen canlılar ekranda olsun şöyle göstereyim. Kadiz'in 0.5 üstüne girmiştik. Başarılı bir şekilde geldi. Nice mücadelesine 1.5 üst girdik. O başarılı şekilde geldi. Aston Villa mücadelesine girdik. Gelmedi mesela bunu da göstereyim hemen sizlere. Burada tüm kasamı girdim. Riskli ama değer. Dakika 69'da girdik. Sampdoria'nın golü 1 golüyle 1.80 gibi orandan. Başarılı olduk. Güzel bir şekilde bitirdik. Şöyle onu da göstereyim. Şöyle İtalya'da Bilal'den korkmayı sefirlik yaptı ciddi anlamda. Güzel bir şekilde burada kazandık ve dava, devam ettirdik. Direkten de maç ekranıma geri dönüyorum. Hatta şunu da göstereyim. Kısaca seviyelerden bahsedeyim isterseniz arkadaşlar. Ana Telegram grubu arkadaşlar canlı maçları ve ekstra kombinelerin olduğu ana Telegram grubumuz burasıdır. Telegram artı yüksek oran var. Ana Telegram grubuna zaten giriyorsunuz. Ayrıca yüksek oranlı tercihlerin bulunduğu maçlara da buradan ulaşabilirsiniz. Hem iki tane grupta olmuş oluyorsunuz burada. Ana Telegram grubu ve yüksek oran grubu. Orada da yüksek oranlı maçlarımız mevcut. Her şey dahil iletişim grubunda en önemli özelliği. Bir grupta yüksek oynayan arkadaşlarımızı topluyoruz ki şampiyonlar liginde de yapacağız. Bu gruba şöyle söyleyeyim. Kasası düşük olan gelmesin arkadaşlar. Net söyleyeyim. Çünkü burada yüksek oynuyoruz. Yüksek oynadığımız zaman da toparlama şansımız daha güzel oluyor. Mesela Şampiyonlar Ligi'ne ben 500 TL artık 750 TL bir kombine var aklımda. Oluşturdum onu atacağım. O şekilde ilerleme yapacağız. Bakalım gelir gelmez birlikte göreceğiz. 2 güne yayılmış bir kombine. Yüksek misli oynayacağız. Gelir gelmezse bile UEFA'da mutlaka toparlamaya çalışacağız. Seviyeler bu şekilde. Diyerekten de maçlara geçeyim. Bir de her masada varız diyereklerden yani bir şey göstermek istiyorum sizlere. Burada arkadaşlar Formula 1 vardı. Bildiğiniz üzere dün yarışma ekrana gelsin hatta. Formula 1 vardı. Hamilton tarafındaydım ben. Hamilton yarışı kazanırın 1.27 gibi oranı vardı. Bir de Hamilton en hızlı turu atan 2.13 gibi oranı vardı. Sadece ki bu iki tercih sunmuştum sizlere. Formula 1 değerlendirenler de vardı mutlaka grubumuzda. Onlar da başarılı şekilde kazandı. Formula 1 de bu arada son yarışa kaldı heyecanlı bir şekilde diyerekten de başlıyorum maçlara. İlk mücadelemiz Leipzig ve Manchester City mücadelesi. Şimdi diyeceksiniz ki arkadan köpek mi kovalıyor? Hayır. Diyerekten devam edeyim. Şimdi biraz hızlı anlattım. Beyler bayanlar ben her zaman ne diyorum? Şimdi sakin sakin gidelim. Hiçbir sıkıntı değil. Süremiz var. Sistem takımı büyüktür al. Manchester City de bu sistem takımlarından bir tanesi. Ben City'nin burada mesela puan durumu önemli. Son maç çünkü bunlar. Manchester City garantiledi mi? Garantiledi. Gayet güzel. Leipzig gol atabilir mi? Ömrünü verecek. Yani gol atmak için buradan elinden geleni yapacak. Fakat ben Manchester City takımının Guardiola'nın ben böyle yok Öndeyiz bir, birinciyiz 12 puan kimse bizi geçemiyor Biz bu maçı Leipzig'e verelim Leipzig bize iki tane atsın Der mi? Demez Neden demez? Çünkü Manchester City takımı çok güzel bir sistem takımı Oyun olarak da Leipzig üstüne saldırırsa Ki bence Tempolu bir mücadele olacak Yere geldiği zaman da Leipzig takımı saldıracaktır Gol de bulabilir Leipzig takımı fakat ben mücadelede şöyle bir tercih yapmak istiyorum. Manchester City arkadaşlar her zamanki oyununu sergilerse kendi üstüne saldıran bir Leipzig takımı olacak burada. Çünkü Leipzig'in de üçüncülüğünü korumak isteyecek burada. Arkadan baktığımız zaman da Kulüp Buruj geliyor. Ondan dolayı arkadaşlar burada ben Manchester City'nin arkadaki o boşlukları değerlendirebileceğini bekler bile özellikle baktığımız zaman da Cancelo'ya ayrı bir parantez açmak lazım. Attığı o ince paslarla, ayak dışı paslarla Portekizlilere zaten genel bir durum sanırım bu Kovarejma Cancelo derken. Bernardo Silva o da muazzam bir gol attı mesela bu hafta. Ben Manchester City'nin atacağı burada iki golü sizlere önermek istiyorum. Bahisi bize geleceğim. 1.53 gibi oranı var arkadaşlar. Ben burada Manchester City tarafındayım. Leipzig üstüne bastıracaktır. Fakat City işte idealden burada City'nin atacağı 2 golü değerlendirebiliriz. Şimdi yüksek orandan ne yapabiliriz diye baktığımız zaman da benim skor beklentim 1-0 veya 2-1 pardon 1-0 diyorum. 2-1 veya 3-1'lik bir Manchester City galibiyeti. Ben sizlere yüksek orandan da 2.5 üstünde 2 yaparaktan da 2.14 gibi orandan bir Manchester City galibiyeti de önerebilirim. Golli bir mücadele bekliyorum. 2-1 veya 3-1'lik skorlarla fakat idealden Manchester City'nin atacağı 2 golü değerlendirebilirsiniz. Paris'le kulüp buruş mücadelesi. Paris'te Neymar eksikliği sürüyor bildiğiniz üzere. Sakatlandı. Messi oynayacak. Messi de artık soğuktan bir şikayetçiymiş? Bir tane bir şikayette şikayette bulunmuş. Suarez röportaj veriyor. Messi Paris'in soğuğundan şikayetçi şeklinde bir haber okudum. Ne kadar doğru bilmiyorum ama ee, Paris'te burada puan durumuna baktığımız zaman da onlar da aynı şekilde yer olarak da oynamayacak. Burada oynaması gereken taraf kulüp buruş tarafı. Onlar bu maçta kazanmak için elinden geleni yapacaktır. Bence kulüp buruş takımı Paris'e karşı gol bulabilir. Onlar da çünkü Paris'in arkada bıraktığı boşlukları değerlendirecektir. Paris'le de karşılık verecektir bence mutlaka. Ben buradan idealden direkt KG aldım. 1.52 gibi orandan. Kulüp buruşun da gol bulmasını bekliyorum. Çünkü onlar da saldıracaktır. Hani Leipzig nasıl gol bulmasını beklediğim gibi Kulüp buruşun da gol bulması lazım. Paris takımı da kendi evinde saldıracaktır. Geride çok boşluk bırakıyor. Şunu belirteyim. Fransa'da Paris'e gol atmayan takım yok sanırım. Herkes gol atıyor Fransa'da Paris'e. Çünkü arkada boşluk bırakıyor. Kontra ataklarla hızlı oyunculara sahip olduğu için kulüp buruş takımı da Paris takımına da gol atabilir. O yüzden burada idealden bir KG var tercihini sizlere sunabilirim diye düşündüm. Değerlendireceklere bol şanslar. Milan-Liverpool mücadelesi. Liverpool arkadaşlar çok iyi bir sezon geçiriyor. Bu şampiyon olduğu sezon vardı. 1,5-2 yıl önce. Aynı 2 sezon önce. Aynı o Liverpool. Çünkü eksikleri de döndü takıma. Van Dijk'ın sakatlığı vardı mesela bitti. Şu an takım tam takır kuru bakır diyerekten de şu an makine gibi onlar da Bayern Münih gibi işlemeye devam ediyor. Şimdi Liverpool'a baktığımız zaman da Ocak ayında transferi hazırlanıyor. Ondan bahsedeyim biraz. Salah ve Mane gidecek takımdan Afrika Kupası için. Ondan dolayı mesela Adama Traore'yi Liverpool alabilir öyle transfer haberleri okudum takip ettiğimden dolayı. Liverpool bu maçta 3-0 5 gibi oran açmışlar. Bu Liverpool'a şaka yapıyorlar herhalde. Ben anlamış değilim bu oranı. Çünkü Liverpool burada mutlaka rotasyona gidecektir. Çünkü İngiltere'ye baktığımız zaman da şöyle söyleyeyim. İngiltere'de oyuncular artık 3 günde bir maç yaptığı için aralık ayına geldiğimiz için 3 günde bir maç yapma haftalarına geldik. Takım yoruldu. Tabii ki dinlenecek. Fakat Liverpool burada gol atar mı diye baktığımız zaman da Liverpool burada kaybetmeyebilir. Fakat ben bu mücadelede şöyle bir tercih yapmak istiyorum arkadaşlar. Ben buradan sizlere idealden Milan takımını da bastıracağını düşünerekten de Liverpool takımı normalde çok koordineli kazanan bir takım. Özellikle Alexander Arnold açtığı ortalarla gerek çaptırıyor, gerek de rakibi böyle lan gol yemeyelim havasında ortalar açıyor ki çok fazla korner kazandırabiliyor. Ben burada arkadaşlar tek tercih korner tercihi olacaktır. İdealden 8.5 üst korner alabilirsiniz. Yüksek orandan biraz daha yüksek oran istiyorsanız da kornerin burada baremlerini arttırarak ilerleyebilirsiniz. Fakat ben bu mücadeleyi tek tercihim korner olacaktır. İdealden değerlendirmek isteyenler korneri değerlendirebilirler. Borussia Dortmund'la Beşiktaş mücadelesi. Şimdi puan durumuna bakalım. Sanırım Dortmund'un 10-0 falan yenmesi lazım. <laughs> diye düşünüyorum. Şimdi puan farkı Sporting ile baktığımız zaman da tam çıkıyor mu çıkmıyor mu tam onu da kararsızım açıkçası da. Burada Sport Borussia e, Dortmund takımı kendi evinde Signal Iduna'da oynayacaklar. Haaland'ı döndü. Derdi yok. Tasası yok. Bayern Münih'e mağlup oldular. Şampiyonlar Ligi mücadelesi kazanacaktır. Bayern Borussia Dortmund takımı. Kombineme de aldım zaten ben bu mücadeleyi. Dortmund nasıl kazanır diye baktığım zaman da şimdi eksikler var. Eksik kim var? Alek Teşeyra o oynamayacak. Gökhan Töre oynamayacak. Piyaniş kadrodan çıkarılmış. Üst solunum enfeksiyonu. Covid olmuş sanırım. Kadrodan çıkarılmış. Beşiktaş bu arada gol bulabilir mi? Gol de bulabilir. Gol neden bulabilir? Ondan bahsedeyim. Dortmund takımı sürekli ileriye doğru gittiğinden dolayı arkada çok boşluk bırakıyor. Burada Atiba'nın e, top alın atacağı toplarla birlikte Gez Zallar'ın Baçua'yı Cumhurbaşkanlığı muhtemelen böyle olur. Bunlar mutlaka gol bulabilir. Fakat ben Dortmund'un burada kazanırını almak istiyorum. Nasıl alabilirim veya nasıl oran elde edebilirim diye baktığımda en güzel oran burada handikaplı galibiyet olacaktır sanırım. Başka türlü oran yakalanmıyor çünkü. Ondan dolayı burada handikaplı bir Dortmund galibiyeti bekliyorum. 1 1,5 üst yapsak oran yok. Bir, iki buçuk yapsak 1 2,5 yapsak 1,37. Ben biraz daha yüksek orandan almak adına burada Handikapını değerlendirmek istedim. 1.55 gibi orandan iki farklı Dortmund galibiyeti gelebilir diye düşünüyorum. Değerlendireceklere bol şanslar arkadaşlar. 8 aralığa geçiyorum. Bayern Münih Barcelona mücadelesi. Bayern Münih takımına baktığımız zaman da Müller'in sizlere açıklamasından bahsetmiştim. Pazar videosunda olması lazım. Real Betis maçında da bu arada biz Bayern Münih Real Betis mücadelesinde yüksek oran grubunda 2.5 altını da aldık. 2.28 oranı vardı 2.5 altın. Değerlendirdik. Çok gol beklemiyordum. Youtube'da zaten 1.50 gibi orandan uzun uzun anlattım. 3.5 altı gelebilir diyerekten de. Ki geldi de. Ki ben girseydim Real Betis'in bir golüne girecektim. O da geliyormuş. Fakat alt tercihlerimiz zaten başarılı oldu. Bayern Münih de dediğim gibi Lewandowski'de şu sıkıntı var. Balondor. d'Or. Hatta Müller'in açıklamasını dinlediğiniz zaman göreceksiniz. Barcelona'ya Allah rahmet eylesin diyorum diyor. Bizi çok fena kızdırdılar diyor. Biz Barcelona'ya patlayacağız diyor. Müller'in açıklamaları bu yönde. Ki zaten Barcelona'ya baktığımız zaman da hafta içinde de yenildiler Real Ama o maçı referans almak çok doğru olmaz. Çünkü akıllarında bir e, bu mücadele var. Çünkü Benfica ya, <laughs> geçecek. Dinamo Kiev'le oynayacak. Geçecektir muhtemelen. O yüzden burada Barcelona ekibinde ben çok fazla umut vaat etmiyorum. Ben burada direkt Bayern Münih tarafındayım. Bayern Münih'in galibiyetini bekleyeceğim. İdealden direkt sizlere galibiyetini uyaracağım Bayern Münih'in. Bayern Münih galip gelin. Ben Bayern Münih'e hatta Alp Özgen'in bir değişi var. Hepiniz çok meşhur bir şey artık. Makine işlemeye devam ediyor. Lewandowski diyerekten de. Hatta Avrupa'dan oynayanları da bir özel e, bahis seçeneği söyleyeyim. E, Lewandowski'nin gol atmasını bekliyorum arkadaşlar değerlendirebilirsiniz. Yani Levada gol atar. Yüksek oran grubumda vereceğim bu mücadeleyi de. Değerlendirecekleri burada de, de, direkt Bayern Münih değerlendirebilirler. Ayrıca 2.5 üstünde de bir yaparsanız 1.76 gibi oran da alırsınız. Bayern Münih zaten yenerse bunları yine golü yener. Daha yüksek oran nasıl alırız diye. Şöyle de bir yüksek oran alabiliriz belki. Handikaplı galibiyetine de baktığımız zaman da 2.25 gibi oranı açmışlar. Vay yeni fark ettim. Handikaplı galibiyeti de denenebilir aslında. Yüksek orandan bunu da deneyebilirsiniz. Maç sonu 1. Handikap. Maç sonu 1. 2.5 üst. Oranlara göre kendinizi tatmin edebilirsiniz. Ben burada Bayern Münih tarafındayım. Ben Benfica ile Dinamo Kiev. Ben Benfica'nın son mücadelesini seyrettim. Benfica'nın Barcelona mücadelesini seyrettim. Son mücadelesinde zaten mağlup oldular. Ki mağlup olmalarını ben bekliyordum. Neden? Akılları Burada Dinamo Kiev mücadelesinde gruptan çıkabileceğim mi çıkamayacağım mı onun telaşı var. Çıkma şansı da var zaten. Şimdi baktığımız zaman da Benfica takımı ben burada galibiyetinden başka bir şey beklemiyorum. Ben oranı nasıl yakalarım diye düşünüyorum artık burada. Benfica'nın galip gelmesini geçtim. Hatta Barcelona maçından sonra Jorge Jesus dedi ki grup bize hayırlı olsun dedi ya. Biz Dinamo Kiev'i ye yeneceğiz dedi. Dinamo Kiev'i biz kendi evimizde yeneriz. Bayern Münih de kaypaklık yapmazsa Barcelona'yı zaten yener dedi. Biz gruptan güle oynaya çıktık. Hayırlı olsun deriz. Biz çünkü o deplasmanda beraberli aldık Benfica takımı. Hatta son dakika boş kaleye Sefer için kaçırdığı bir pozisyon var. Aklıma geldi şu an. Çıldırırsınız yani. Kısaca ben burada Benfica tarafındayım. Fakat çok gollü bir maç beklemiyorum. Yani skoru alıp beklemesini bekliyorum. Skor tercihinde 2-0'lık bir Benfica galibiyeti. Ben burada idealden kombineme de koyduğum için 4.5 altında bir yaptım. 1.43 gibi orandan değerlendirdim. Çok fazla bir gollü maç beklemiyorum. 4.5 altında biri değerlendirebilirsiniz. Jorge Jesus'a ben güveniyorum. Burada Benfica takımı kazanır. Atalanta ile Villarreal mücadelesi. Atalanta'nın son dönemde nasıl futbol sergilediğini hepiniz görüyorsunuz ki Napoli maçında Berit Demiral'ın bir gol attığı bir gol var. Benim diyen forvet o golü atamaz ha, o açıdan. Ha, koşmasını geçtim. Koştu zaten ayrı bir muazzamlıktı. Atlı gol ile tavana muazzam bir şekilde Aslı burada Villarreal'le oynayacaklar. Ben burada arkadaşlar Villarreal'in Atalanta'nın Villarreal takımını yenmesini bekliyorum. Burada Villarreal takımını mantık olarak baktığımız zaman da Atalanta eşek hücum, hücum yapıyor yani acımıyor bunlar bizim üstümüze gelecek. Kardeş bunlar bizi mahvedecek diyecek. Atalanta da harbi öyle oynayacak burada. Bu Gasperini olayı çözmüş ya bu Atalanta'ya Başka takıma gitse yapabilir mi bilmiyorum da Atalanta'nın oyuncu profili de çok uygun bu artık. son Napoli maçından zaten iyice iyice kanıtlamış oldu. Ben burada arkadaşlar Atalanta'nın galibiyetini bekleyeceğim. Çünkü gruptan çıkmak istiyorsa ikinci olarak buradan galip gelmekten başka bir çabası yok. Ben Atalanta'nın son dönemlerdeki performansını da bekliyorum. Buradan idealden galibiyetini vereceğim. Yüksek orandan da 1 ve 4.5 alt gider bu maça. 1.92'de bunun oranı var. Ben burada Atalanta tarafındayım. Son dönemlerdeki yükselişini sürdürürse Atalanta takımı galip gelir. Maç sonu bile de idealden öneriyorum. Manchester United ile Young Boys mücadelesi güzel bir mücadele olacaktır. Ben bu mücadelenin gollü bir mücadele geçmesini bekliyorum. United takımı kazanır mı? Kazanır. Neden kazanır? United'ın son maçını izlediyseniz arkadaşlar e, ee, Ryan sistemini oturtmuş gibi ya veya Ryan bu takımda iyi işler yapabileceğini sinyalini verdi. Çünkü iyi bir United izledik. Her zamankinden daha fazla pozisyona giren bir United izledik. Girdiği pozisyonlarda ahım şahım gol pozisyonu değildi. Fakat şunu belirtebilirim. Yani kaliteli takım olacağı biraz belli. Ben burada şöyle bir yani Young Boys'lar zaten acımıyor. Sürekli şey yapıyor. İdealden bir üstü veririm sizlere. 2.5 üstün 1.39 gibi oranı var. İdealden değerlendirmek istediler. bu mücadele üst geçer. Yani tüm dünya bu maça üst oynayacak. Üst olmazsa zaten arayın bahis baronlarını, şişkesini <laughs> hepiniz biliyorsunuz zaten. 2.5 üst zaten idealdir. Maç sonu 1 ve 2.5 üst de biraz daha yüksek orandır. Değerlendirecek arkadaşlara bol şanslar. Diyerekten de bu mücadeleyle geçeyim. Bu kadar da arkadaşlar. Ekrana bir adet kombin önerisi gelsin. Sizlerden ricam videoya like atıp Kanala abone değilseniz de abone olmanızdır. Sizleri bir adet kombine önerisi yapacağım. Hemen 2 saniyenizi ayırıp like atar mısınız? Bekliyorum. 1, 2. Şimdi kombine önerisine baktığımız zaman da ben Dortmund'un zaten oranını nasıl alırız diye baktığım zaman da handikaplı bir galibiyetini bekliyorum. Piyan içinde eksikliği var Beşiktaş'ta zaten. Beşiktaş gol atabilir fakat ben 2-0 veya 3-1'lik bir handikaplı skor gelebilir diye düşünüyorum. Benfica maçını da Benfica'nın kazanma zorunluluğu olduğundan dolayı ve çok fazla gol de beklemediğimden dolayı 1.43'ten aldım. Sizlere önerebileceğim 8 maçtan ideal bir öneri bu olur. Gelir gelmez yarın birlikte göreceğiz. Değerlendirecek olan arkadaşlara bol şanslar. Bu şekilde seviliyorsunuz. Görüşmek üzere. Bay bay.